Kevser Mutfağı'ndan merhaba. Bugün bulut pankek yapıyoruz. Pufidik kıvamlı nefis bir pankek olacak. Üstelik sadece 3 ana malzememiz var. Şeker ve tuzu malzemeden saymıyorum çünkü kullanmayabilirsiniz. Hemen yapımına geçeceğim. Videonun sonunda püf noktalarını anlatacağım. O yüzden eğer tarifi deneyecekseniz mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Pankeklerimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi tam bir bulut kıvamında yumuşacık pufidik pankekler elde ettik. Bunlarla ilgili bilmeniz gereken en önemli şey içinde kabartma tozu ya da karbonat olmadığı. Kevser mi koymadı yazmayı unuttular gibi bir şey düşünmeyin. İçinde karbonat ya da kabartma tozu ya da herhangi bir başka kabartıcı yok. Sadece yumurta akıyla kabarıyor. İçindeki ana malzemeler yumurta, un ve süt. Bu üç malzememiz ana malzeme. Biraz tat versin diye şeker ve tuz ilave ettim çok az miktarda. Bunları kullanmayabilirsiniz. Sade seviyorsanız eğer şekersiz, tuzsuz seviyorsanız bunları kullanmayabilirsiniz. Bunun dışında şekerli olsun derseniz hiç tuz kullanmayıp şeker miktarını artırabilir. Tuzlu olsun derseniz tuz miktarını artırıp şekeri çıkarabilirsiniz. Bu şekilde yaptığımızda çok bariz şekilde tuzlu ya da tatlı bir lezzet elde etmiyoruz. Kendi hoş bir aroması oluyor. Hem peynirle yiyebilirsiniz tuzlu şekilde hem reçel ya da balla yiyebilirsiniz tatlı şekilde. Öyle bir avantajı oluyor. Bu kıvamı elde etmek için yumurta aklarının güzelce kabarması çok önemli. Kabardıktan sonra diğer malzemelerle karıştırırken sönmemesi çok önemli. Çünkü kullandığımız kabartıcı yumurta akı. Yumurta akını dar bir kapta çırparsanız eğer çok daha kolay kısa sürede çırpılacaktır, kabaracaktır. Kullanmanız gereken o miktarı bütün hamur işi tariflerinde olduğu gibi bu tarifte de değişecektir. O yüzden elde etmeniz gereken kıvamı gözlemleyerek ekleyin unu. Azar azar ekleyip kıvamına bakın. Videoda gördüğünüz kıvamı elde ettiğiniz zaman durabilirsiniz. Benim kullandığımdan daha fazla ya da daha az un kullanabilirsiniz. Eğer aromalı bir pankek elde etmek isterseniz bu şekerli yaptığınızda içine vanilya aroması katabilirsiniz mesela ya da tuzlu yaptığınızda mahlep katabilirsiniz. Biraz daha böyle poğaçamsı bir pankek elde edebilirsiniz. Kendinize karışımlar deneyebilirsiniz. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Daha sonra videoyu editledikten sonra aklıma gelen bir şeyler olduğu zaman açıklamalar kısmına da yazıyorum. Lütfen oraya da göz atın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.